kokuyor ya. Ne zaman olur bu patatesler? 5 dakika hazır. Ya bir şey diyeceğim. Fanik ablanın evi tam bizlik değil mi? Tam öğrenci kafası. Öğrenci evinin olmazsa olmazı nedir kızlar? Ay orta dünya yakışıklıları. Sabaha kadar parti. Hayır. Öğrenci. Önce bir okumayı öğrenin. Oturduk. Kesin babam geldi. Ne müthiş. Gelsin gelsin. Kızlar uyudunuz mu? Ha uyuyorduk ya. Hatta kapıyı da rüyamızda açtık. Ha. O zaman en güzel rüyanızı görmeye hazır olun. Tatam! Sürpriz! Nereden çıktınız siz? Yavaş 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 yavaş. Elf gözlüm, sizin ne işiniz var burada? Aşkım siz hani köye dönecektiniz. Ne oldu, niye geldiniz? Ya yok ya, biz onu halamlara öyle söyledik. Ya biz sizi öyle bırakır mıyız minnakım? Bak yalana bak. Ula bunların hepsi Karacaz'dan korkmuş ya. Kaçarlarken gördüm. Hele bu Osman ayağına ne oldu anlamadım ki. Oğlum kırıldı mı ayağın, ne oldu? Aşkım iyi misin? Gel. Gel 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 gel, otur şöyle bir. Otur. Ay. Sandalye verir misin? Yok yok, tamam ya. İyi, iyi, tamam. Bu koku ne ya? Böyle çok güzel bir şey kokuyor. Ha, ben kumpir yapmıştım. Oturun size de getireyim. Ana. İyi olur ha. Ben hemen yedireyim sana. Kolay keser misin? Al tamam Emin, al al al. Siz geldiniz de nerede kalacaksınız? Oo, benim burada kaldığım çok güzel bir otel var. Hem de tam pansiyon. Samanlık Otel. Yok ya oğlum, saçmalama, ben hayatta kalmam orada. Ah, o samanlık değerini bilene güzel. Kullanmaya bilene cennet bahçesidir. Valla benim cennet bahçem Ahan'la tam burası. Ben buraya böyle kıvrılır yatarım. Yatamazsın. Dert. Sakın ha, sakın söylemeyiz. Ben biliyordum böyle kızlarımın kokusunu takip ederek onları bulacağınızı. Yer mi lan Karadeniz çocuğu? Şimdi gençler. 10'dan geriye doğru sayacağım. Avans gibi düşünün. Çünkü ben duran hedeflere vurmaktan hoşlanmıyorum. O ne demek ya şimdi? 10. 9. Abi yalnız şöyle 50'den 60'dan falan başlasan da ben sakatlandım da biraz zamanım olsun. 8, 7. Aa durmuyor da ya. Bunun kafama tuşu neyini bir şey falan yok mu bu adamın? 6, 5. Kırmızı kablomu kesti. Ula aval aval bakacağınıza baksanıza. Adam sıfıra gelince patlayacak. Ömrünüze 5 saniye gitti şu an. Ya oğlum bacağım sakat, anlamıyorum ben. Nasıl kaçayım ya ben? 4, 3. Poyraz'cığım sendeki bu rahatlık nereden geliyor? Nereden gelecek? Aileden sayılırım ya ben. Hatırlatayım, en sevdiğin rançon. Poyraz sen benim hiçbir şeyimsin. 2, 1 ve... Osman gel. Gel Osman. Sırtımı alayım ya. Gel. Koş Osman. Osman geliyor. Sır. Afiyet olsun. Sağ ol. Varmış Yıldız. Abla, abi bak Kuzey abi geliyor, gebertecek bizi, ne olur yardım edin. Bağırma, ben de bir şey zannettim. Yatıp uyuyacağız şirket, vallahi vururum ayağımı açık. Ya Yıldız abla gözünü seveyim hadi, ne olur ya. Ay bu ne gürültü ya Sefer, o çocuk dekmekledi mi burada? Ulan uyandı çocuk, bağırmayın şurada ya, beni delirtmeyin. Vallahi üşenirim hepinizi. Yürü abi. Gece gece ne yaptınız da delirttiniz acaba yine o kızı? Vallahi hiçbir şey yapmadık ya, masumuz biz Yıldız abla. Ya adamın en büyük hobisi bizi söküp söküp takmak oldu ya. Lan! Ulan geliyor! Lan bırak! Ya tamam ula, bağırmayın ha, merak etmeyin. Ben buradayken size hiçbir şey yapamaz. Girin içeri, girin haydi. Gel, 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 gel. Hangi kemiğinizden bastayım lan? Gel lan bırak! Ey Kuzey Öküzü! Aa burayı ahır mı sandın
da böyle destursuz girmeye çalışın. Az bile bağır ol. Ey kırmızı kafalı keçi. Bayağı güzel oldu yaylaya gelişimiz. Bayağı alıştık. Güzel oldu. Yayla bize yaradı mavişim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Resmen nostalji. Bağa bak Kuzey. Gece gece benim kanı beynime sıçratma. Yatacağım uyuyacağım. Haydi bas git. Anladım mavişim. Sen haşin olayım istiyorsun. Olurum. Bana bak. Elinin hamuruyla benim işime karışma. O dingilleri almadan şuradan şuraya gitmem. Anladın mı beni? Çıkıl. Asıl sen çıkıl ula. Aa sen hele bu çocuklara bir elini sür. Bak ben sana neler ediyorum. Elimle dokunmazsam ayağımla döverim. Ayağımla dövmezsem kafamla döverim. Ama illaki döverim mavişim. Sen müsteri ol. Ula sen ne istiyorsun abi küçücük çocuklardan? Bir kendine bak bir de çocuklara bak. Boyundan posun olursan bari. Küçücük mü? Ya mavişim bunlar eşek kadar adam. Hem de gece gece kızlarımın yanına sızacak kadar eşek kadarlar. Tamam. Tamam ula tamam. Sen ha evine git. Ben onların kulaklarını çekelim. Sen merak etme tamam. Haydi evine git sen ha. Tamam yeter. Tamam mavişim. Sen nasıl istersen. Ne oldu? Uçan fil değil mi şu? Ne? Kuzey! Sessiz ve lan hangi kemiğinizi kıracağız? Ana. Öy! Dingonun ağrı mı lan bura? Hey! Öncelikle iyi akşamlar Yaşar babacığım. Bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Benim kızlarımın evine izinsiz girdiler. Öyle mi? Sen de benim kızımın evine izinsiz girdin. Ha? İşin için mi sıkıştın Kuzey Efendi? Bakalım şimdi ne yapacaksın ha? Cevap verme lan. Baba. Kuzey oğlum gece gece dat kaçırma. Hadi çocuklar özür dileyin Kuzey'den o da evine gitsin. Haydi haydi. Hanife anam, fedakar anam. Öyle küçücük bir özürle kurtulamazlar. Ben bu küçük başmalları alacağım. Böyle laps diye damgamı vuracağım üstlerine. Baba. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi benim akrabalarıma mal mı dedin? Akrabalarınız mı? He. Pardon da Yaşar babacığım. Bu yanınızdaki baby face bırakın akrabayı ordulu bile değil. Ah, öyle mi? Öyle mi lan? Hah. Al bunu o zaman. Ay, ne? Ay yürü. Ömer. Gel bakalım babyface. Sen beni dışarıda bekle. Bir de bir. Yaşar babacığım. En azından şu dingillerden birini alsaydım. Lan. Size diyor. Sizi bu mal değneğine vereyim mi lan? Ha? Vereyim mi? Avucunu yalarsın mal değneği. Avucunu. Siz Yaşar Baba'ya dua edin. Ama ensenizdeyim. Geri geleceğim. İyi akşamlar Yaşar Babacığım. Bana baba deme. Bana baba deme. Emredersiniz babacığım. Pampa. Elim sende. Sefa yok sıcak mı? Ara sefa dedi. Ay baba pardon. Evet. Bu pampa mı şimdi bu? Abla da pampa mı şimdi? Bu da benim işim. Baba ne yaptı çocuklar? Niyeydi bu şimdi niyeydi ya? Sus lan! Niye diyor hala? Ben mi vurdum? Benim elim mi bu? Pampa mı dedi? Pampa mı vurdu? Ben mi vurdum? Çenem kırıldı ya. Gel lan bana ya. Hamurdaları kırılmadı lan Şükret lan. Hayret bir şey. Teşekkür edeceğim. Çenem bana ya diyor bana. Lan hayatınızı kurtardım senin. Baba çocuğumun yanında, kızımın oğlumun yanında. Şunların yanında bana tokat. Ne dedi ya tokat? Hadi bir saniye. İyi değil. Osman haydi. Kalkın doğru köye haydi. Kalkın. Bana bakın. Feridelerin yanında bundan sonra ben görürsem ben yapıştırırım tokadı. Anladınız mı? Haydi çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Haydi Allah rahatlık versin. Hazır olun ha. Sabah yoga yapacağız. Yoga ne kız? Ruhun bedenin gıdası. Ha. Pancar çorbası gibi bir şey ya. Bir nevi. Bu olsun. Ha, hadi. Hadi Allah rahatlık versin.
Ya sabır. Hani be. Onun için mi beni sabahın köründe yataktan kaldırıp buraya diktin ya? Teessüf ederim sana ya. Lütfen sessizlik. Tüm dikkatinizi içsel huzurunuza odaklayın. Bırakın negatif enerji aksın gitsin. Nefeslere devam. Al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Doğru. Ya. Kız havalandı mı? Vallahi uçuyorum bak şu an. Aşağıdasınız ha. Vallahi şahitlerim var uçuyorum. Haydi. Aa yine 11'e bağladı ya bu. Allah cezanı vermesin. Daha doğru düzgün dur. Lütfen sessizlik. Sizi üzen, öfkelendiren ne varsa hepsini bırakın. Onu görmeyin, duymayın, onunla tartışmayın. Selamünaleyküm. Aha. Görmemek, duymamak ne mümkün? Bunların niye hepsi çökmüş böyle ya? Kız az susun kız, az susun ya. Aa yoga yapıyoruz, yoga. Yogi ne kız? Yoga ablacığım. Dünya için küçük, Kadoğullar için büyük bir adım. Ehlileşmelerinin ilk yolu ve tek yolu. Hey Kuzey Okuzu. Sen önce kendini ehlileştir. Aa daha dün gece gelip kapımı basmadın mı eşkıya gibi? Diyene bak ya. Ey kırmızı kafalı keşi. Sen ayrı, anan ayrı, baban ayrı silahla vurmaya çalışmadınız mı beni be? Anış lan anasıyla babasına ha? Ne haber? Saygı duyarım Yaşar babacığım. Ama lütfen sessizlik. Kendinizi yoganın huzurlu kucağına bırakın lütfen. Ama hocam ha görüyorsunuz. Yani ben tam böyle içsel dengemi sağlıyorum. Tam kendimi böyle rahatlatacağım derken organdan bir ses. Bütün benim cinlerimi tepeme çıkarıyor yani. Bu ruh bükücü. Ukus. Sensin be ruh bükücü. Sen niye yogayı tek başına yapıyorsun ayrıca? Bana neden haber verilmiyor? Neden haber verilmiyorsa acaba? Doktor yoga yapın dedi. Beraber yoga yapın demedi. Ya sen sakinleşirsen de ben sinirli kalırsam? O benim sorunum değil. O senin sorunun. Ya beraber durulacağız ya beraber delireceğiz. Ya sev ya terk et. Sıkıntı değil. Buyurun siz de bize katılın. Bir dakika. Paralı mı? Hayır. Ücretsiz. Buyurun. Dert. Ne olur bize gelelim. Kurban olayım ya. Dur bir de gelin. Bir şeyden de eksik kalın be. Bedavamış gel. Kalk lan oradan. Oo, ama yavaş yani. Çıkıl. Evet hazır mıyız? Vallahi benim pamuk gibi yap çok heyecanlıyım. Bu akşam beni istemeye gelecekler. Ay ne yapacağım bilemiyorum. Tamam o zaman başlayalım. Şimdi amuda lotus pozuna geçiyoruz. Nerede? He? Amuda lotus. Önce ben yapıyorum daha sonra sizler. Eller yerde. Başımızı koyduk. Şimdi ikinci poza geçebiliriz. Ay çocuk. Hocam diğer harekete geçtik. İkinci harekete geçebiliriz isterseniz. Sanırım zorlanıyoruz. Sağ ayağımızın üzerine bütün ağırlığımızı veriyoruz. Sol elimizle sol bileğimizi tutup ileri doğru uzanıyoruz. Karşıya doğru. Oh. Dur. Ne zor oldu? Yıldız çeker misin şu ayağını ağzımdan? Dedemin ayağı gibi affedersin. Ya ne dedenin ayağı? Benim ayağım gıvı mı? Estağfurullah mavişim de biraz fazla yakınlaştı yani. Konuş konuşma tamam haydi. İsterseniz üçüncü poza geçebiliriz. Oturalım. Karar veremedik ki. Hocam bu yok mu? Hayır yok o. Şimdi oturabiliriz. Matrik o matrik. Sol ayağımızı sağ kasığımıza koyuyoruz. Sağ ayağımızı sol kasığımıza yerleştiriyoruz. Ayak tavanları gökyüzünde. Yaptım. Kaldır. Kaldır. He? Yaptım ya. Böyle değil ha böyle. Ya ha orada olur ha burada abartmayın şimdi ya. Babamı tanıyamıyorum artık. Çok
kocam. Sefer Bey ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Kitlendim herhalde hocam, çok kötü. Ben kötü. Vallahi çıkamıyorum, böyle ayağım buraya girdi, kasağa girdi. Dur sarıyor, sarıyor. Doktor kasağa saplandı. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ha, çıkmıyor. O da çok kötü kaldı, arada kaldı. Onda bir şey but gitti. Çağırdı ya sen de. Gelin çok kötü, Kuzey. Seyfe. Dur, dur şimdi Alexa. Oğlum çıkmıyor, çıkmıyor. Dokunma. Körlüğü olmuş Harun. Kaynarsızlık elim gitti ya. Körlüğü. Ya da şey mi yapsak, sabunlayalım mı? Yok bu sabun falan değil, bunu komple söküp takmak lazım. Tornavı da var mı Edo? Var, var. Alet çanta var. Gel gel. Oğlum yavaş. Bir dakika, bismillah oğlum. Allah da bul hocam. Acı yok olan kovarsın inşallah. Tek zamanda kemikleri kırıp kırıp kırılsın. Ocaklar açılmadan çakır çakır çatlasın o çakalar. Mis gibi. Ay oğluşum, vallahi anlattığın kadar varmış, pek güzelmiş buralar. Aman bırak şu çiçeği, çikolatayı da. Hazır erken gelmişken acık gezdiriver anneni bari. Yok anneciğim, gidelim bir an önce isteyelim pembişimi. Ayıp evladım, ayıp. Vaktinden önce geldik zaten. Bari bir telefon açıp da haber verseydin. Yok anneciğim, hiç gerek yok. Olur mu öyle şey çocuğum? Belki daha hazırlıkları bitmemiştir. Pembişim, ben onu tanıdığım günden beri hazır anneciğim, sen merak etme. Tövbe estağfurullah. Gel şurada oturalım da biraz soluklanalım bari. Ya anneciğim. Burası Yıldız Hanım'ın mandırası. İstersen dönüşte alışveriş yaparız eve. Ay, insanı bu güzel havayı bırakıp da aşağı inesi gelmez vallahi. Sen madem buraları bu kadar çok beğendin, soralım soruşturalım, bir kiralık ev bulalım. Sen burada yaşa. Aa, ne münasebet. Ben hiç oğluşumu bırakıp da bir yere gider miyim? Ha, ben aşağıda tek başına sıkılma diye dedim. Ayol niye tek başına olayım? Gelinim yanımda olacak. Biricik paşam da yanımda olacak. Sen bak bakayım bana. Yoksa sen biricik annesini tek başına bırakıp da karınla ayrı eve mi çıkmayı düşünüyorsun? Yani merak etme anneciğim, öyle çok fazla uzağa gidemeyiz. Hayır zaten hepi topu üç tanecik odamız var. Gitsen en fazla arka odaya kadar gidersin. Hiç bakma bana öyle minik kuşum. Sen öyle ayrı eve çıkmayı falan sil aklından. Anneciğim, buna pembişimle birlikte karar versek? Hayır efendim, karar verilmiştir. İstersen eve geri dönelim. Ha? Vazgeçelim. Hadi geç arabaya. Ya tamam tamam. Anneciğim, gidelim isteyelim şu kız. Ben vallahi başka bir şey istemiyorum. Aferin benim minik kuşuma. Aferin benim minik kuşuma. Aman de aman, annesinin lafından dışarı çıkmazmış. Sen bir şey oğluşum benim, güzel oğluşum benim. Ay. Ay. Bittim vallahi. Bu ne ya? Spor mu yapayız, meydan muharebesi mi yapayız Hanife? Ay bittim. Deliler. Kim geliyor? Arkanıza bakın. Allah'ım, bu yok işine takıldık, unuttuk her şeyi, geç kaldık ya. Üstüme bacıma bak, ne yapacak şimdi? Ah kızım, sen telaşlanma. Sabahın körü, erken geldin hep. Hoş geldiniz. Hayırlı günler dileriz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Bunlar senin için pembişim. 50'si sütlü, 50'si bitter, tam 100 adet pembiş çikolata. Çiçekler de konsepte uygun olsun diye pembiş yaptırdım. Mendilim ve kravatım da pembe. Efendim, siz de ellerinizi hazır edin lütfen. Böyle hayır, dirseklere kadar sıydım. Niye o evladım, ne oluyor? Ne oluyor? Ellerinizi öpeceğim efendim, dezenfekte. Doktor ya. Tamam, yeter. Tamam, sağ ol. Sağ ol ya. Sağ ol. Lan yeter, tamam mı? Yeter evladım, yeter. Hadi hanımcığım, biz sizi akşama bekliydik ama sürpriz oldu bize de. Oğluşumu durduramadım. Erkenden gidelim diye tutturdu. Efendim, dün akşamdan beri bu vaziyetteyim.
kırışmasın diye yatağa bile yatmadım. Böyle ayakta dikine uyudum. Öyle. Çay mı içersiniz, kahve mi? Ne yapayım size? Kahve olsun. Çay bütün demirimi emiyor sonra. Namer, gülüm. Bağda yapsana ama acık içine garip bir bırakın, tamam mı? Tamam yenge. Şimdi sen beceremezsin, ben kendim yapıyorum. Ama niye beceremezsin? Hey, ben de geleyim. Siz şimdi oğluşumun kahvesine tuz yaparsınız. Ondan sonra tansiyonu yükselir minnoşumun. Hadi hanım, ne münasebet canım. O sonuçta benim de minnoşum sayılır. Bak baktın. Gel la gel, otur bura boş, gel. Yok efendim, ben hiç oturmayayım. Ben bir an önce pembişimi alıp gideyim. Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri... Ne oluyor? Ne oluyor? Böyle bir yangından mal kaçırır gibi. Ya oğlum bir kahve içseydin. Yani şimdi bir adab-ı usulü var canım. Hem bakalım bizden kız almak o kadar kolay mı? Efendim, eğer kızınızı bana verirseniz size ömür boyu ücretsiz muayene vaat ediyorum. Bence bunu bir değerlendirin. Evet evet, bak. Şeref, iyi fikir ha. Kampanya güzel, ver gitsin. Yalnız Şeref bağımın demek istediği o değildi. Önce rüştünü ispatlaman lazım, değil mi? Eyvallah. Rüştünü ispatlayacaksın ki damadım olabileyim mi göreceğiz. Ne yapayım efendim? Bütün kemiklerimin isimlerini tek tek sayabilirim. Hatta pembişim için hiç bulunmamış aşıları bile bulabilirim. Yok yok yok, olanlarına gerek yok doktor. Bizim güç ve dayanıklık testinden geçsen yeter. Güç ve dayanıklılık mı? Ne gibi? Yağlı güreş gibi. Bak şimdi. O yerler çöktü meydan. Aferin ola. Sorgulaman manasız sanırım. Peki ben kimle yağlı güreşeceğim? Kiminle mi? Ailemizin en pehlivanı. Karadeniz ve Balkanların en iyi dövüşçüsü. Ordu Smackdown'ın tek temsilcisi. Tabii ki Sefer Reis'ten. Oh! Şeref Bey, ben hayır ya. Hayatta dövüşmem, çekilin başımdan. Sefer Bey de pes ettiğine göre ben rüştümü ispatlamış oluyorum. Yok 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 yok. Sen ona bakma. O naz yapıyor. Hadi Sefer Reis, göster gücünü de görelim hepimize ha. Tamam tamam, bir dakika küçüküm. Dirilttin beni ya. Allah güç sana. Oraya beni dalga mı geçiyorsun sen? Kıvrak. Ayağımın haline bak. Ayağım döndü diyorum işine. Kenetten dayağım. His. Yemin ederim his yok. Bak. Baksana. Baba ya. Hiçbir şey hissetmiyorum ya. Nasıl dövüşeceğim ben bu ayakla yani? İçime bir şey. Yani vallahi içime bu da kaçtı herhalde. O hareketleri yaparken bu da hars dedi. Benim işime kaçtı herhalde bu da. Vallahi ben kendimi tutamayacağım. Hepimizin aklına gelen o espriyi yapacağım. Bu da gelir, bu da geçer. İşin gücün sen. Cıvık. Yok arkadaş yok. Sefer haklı. Bu ayakla yağlı güreş yapamaz. Çünkü onun içine bu da kaçtı. Ne yapacak o zaman? Başka birini bulacak. Tamam ula buldum. O şanslı kişi damadım. Damadın mı? He. Kamer? Kim o adam? Hıst ula. Kim olacak? Sensin tabii. Ha. Gurur duydum bağacığım. Ama yani gelinin abisi varken güreşmek bağa düşmez. Uzay abin güreşsin bence. Benim delir tava. Ne alaka Uzay'a? Adamın önemli işleri var. Sana ne Uzay'dan? Kıvrık. Ya bir şu gezegene bakın. Bir bağa bakın. Adam kendi çekim yasasını oluşturmuş. Kendine yaklaşıp ayağım dayar zaten. Bak evlat. Şimdi sen kiloca hafifsin. Tamam mı? Kelebek gibi uçarsın. Uçarım değil mi? Arı gibi sokarsın. Sokarım değil mi? Ben biliyorum ya sen. Ordu zaten çakma dövüşüne de sıkılmıştı. Asıl şov şimdi başlıyor. Hayırlısı efendim. Ana bana bana bana. Anam. Yoruldun mu arkadaşım eşek? Arkadaşım deme bana. Niye yani eşekçim diyebilirim ama arkadaşım diyemem öyle mi? Eşekçim diyebilirsin. Öküzcüğüm diyebilirsin ama arkadaşım diyemezsin. Vallahi hayatımda hiç senin kadar alıngan bir eşek görmedim arkadaşım. Yani eşekçim. Ne oldu ulan, yoruldun mu? Hiç erkeklik yapamayacağım şu anda. Öldüm, öldüm. Ölme. Ölme eşeğim, ölme. Ne demişler? Yaz gele, yonca bite, ototola cana yete. 3A sınıfından Yıldız arkadaşımıza şiiri için çok teşekkür ederiz. Ey Allah.
Halim yok, hiç getirir misin? Ulan nasıl getireceğim sağ suyu? Gelip kendin isteme. Senin elinden zehir olsa içerim bari. Ama ben sağ içirmem. Vay be. Bir avuç su çok görüldü bana alacağın olsun. Ulan tamam la, ağlama ağlama, getireceğim ha. Ne yapıyordu lan? Ne yapıyordu ya? Orada acık su kalmış. Onu içiyordum. Sağ iyilik eden de kabahat. Yılışık. Vay be. Bir avuç su çok görüldü bana. Bir avuç. Aa, böyle bir derenin kenarında susuz kalmak da sağ mahsustur. Bir tek sağ yakışır. Senin yüzünden uçsuz bucaksız bir çift denizin kıyısındayım. Ama bir avuç su alamıyorum. O denizlerin suyu çoktan kurudu Kuzey Efendi. Aa, önce gözyaşlarıyla doldu taştı, ondan sonra da kurudu. Yine senin yüzünden. Şu öfkene bak. Öfkeni artık kontrol etmen lazım. Yoga'ya gittik, gene olmadı. Hala bana geçmişin hesabını soruyor. Ulan ben yogayla mı geçmişi unutacağım? Geçmişimi yogayla mı unutacağım ben? Vallahi bana çok iyi geldi. Acayip gevşedim. O senin her zamanki gevşekliğin. Yogayla bir ilgisi yok. Var var. Bir yandan yoga, bir yandan terapi. İçimdeki öküzü zincirleyeceğim. Senin istediğin gibi bir adam olacak. Benim derdim senin içindeki öküzle değil, kendi içimdeki öküzle. O ne demek ya? Neymiş derdin? Ben kendimi iyileştirmek istiyorum. Ben kendimi sakinleştirmek istiyorum. Mavişim, ben öyle bir şey istemiyorum. Ben seni bu delişmen, dalga kıranlara kafa tutan halinle seviyorum. Ben de. Ne dedin, ne dedin? Ne dedin sen? Bir şey demedim ulan, bir şey demedim ha. Dedin, ben de seviyorum dedin. Yok. Aha, ben kendimi de böyle seviyorum demek istedim. Ya Yıldız, bırak Allah aşkına. Yer mi Karadeniz çocuğu? Basbayağı ben de seni seviyorum dedim. Dediysem dedim. Ulan ne oldu, ne var yani? Ya iyi oldu mavişim, ne olsun. Ya madem biz birbirimizi bu kadar seviyoruz, o zaman tornaya sokmaya çalışmayalım, böyle salalım gitsin. Salalım gitsin, salalım gitsin, öyle mi? Aha, böyle olduğumuzdan salamıyoruz ya. İçimizdeki öküzü zapt edemediğimizden, dalga kıranlara kafa tuttuğumuzdan salamıyoruz. Ondan yani. Yani. Hadi uçun. Kilosu kaç para? Dökme şunu. Zaten kendini sıvıcık ya. Abi. Sen karışma lan, karışma. Sesini alsana de. Yağsız pehlivan mı olur lan? Allah Allah. Kardeşim, bu kadar ya. Sence de biraz fazla olmadı mı? Kendimi pehlivandan çok deryalı bazlama gibi hissediyorum. Ya aslanım, bazlamanın yağlısı makbuldür. Bak sana güveniyorum. O oynak çekirgenin bacaklarını cart diye ortadan ikiye ayır. Sen merak etme efendim. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncü de... Ay Poyraz, çok kötü bakıyor ya. Emcikleri de oynuyor. Sen onu parçalarsın aslanım benim. Korkma. Parçalarım. Parçalarım. Yakomos'un da yıkandım. Merak etme. Bugün babam en az, en hakiki damadını görecek. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Onu parçala, ye. Babanı, yüzünü kara çıkartma yavrum. Merak etme baba, parçalayacağım. Kelebek gibi uçup arı gibi sokacağım onu. Hadi bakalım. Erler çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Hasmım karınca diye hor bakma. Yiğitsen meydandan çıkma. Karşıdan gelir kır at. Kanattan kat kat. Atlar gibi de pişirin. Aslanlar gibi kapışın. İşte meydan, işte pehlivan. Vur davulcu, kör oğlunu vur. Arkadaşlarım, hadi vur çuvalı. Hadi, dur. Hadi, hadi. 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 H
Çözene lan! E tuttun mu? Ne oldu? Bu ya? Dur! Yakalan senin, yakalan! Ne oldu? Tuttun! Demiş! Yağlı oğlan, çok yağlı oğlan, tutamıyor! Tavuk gibi kaçmayın! Dur! Yakalan senin, yakalan! Kaç lan! Kaç oğlum, taktik et! Hadi! Sire, onun pantolonundan doktor pantolonu tut ya. Ne oldu? Doktor, ordu sürekli. Dostlar ona! Lan bir sakin! Yedinci ile on ikinci kapı kadar. Ama merak etmeyin, ben bozduğum gibi tamir edebiliyorum. Ya bırak sonra tamir edelim, gel. Seferimizi kutlayalım. Ve kazanan! Ben seni anladım ya Yıldız. Sen böyle denize açılınca ak gezene dönüşüyorsun. Yayladayken hay diye dönüşüyorsun. O ne demek şimdi? Ya neydi o denizdeki hallerin Allah aşkına ya? Takmışın kalpağını Rus Kızıl Ordu orkestra şefi gibi böyle. Hava buz gibi, sen buz gibi. Yalnız gözler buz mavi, onu söylemeden geçemeyeceğim. Ne yani? Yaylaya geldim diye eridin mi? Eridin tabii. Denizler Kraliçesi Elsa'dan köyler kraliçesi Haydi'ye döndüm. Hani yaylaya çıkınca ayarlarım kaçmıştı, ayarlarım bozulmuştu. Ona ne oldu? Ya sen benim her dediğimi niye ciddiye alıyorsun ki? Ben seni bu sert, koyrat halinle sevdim. Burada aşık oldum ben sana. Ben de. Babam köyden yaylaya göndermişti beni. O zaman böyle ilk defa senden ayrı kalmıştım. O zaman anlamıştım sana aşık olduğunu. Sonra da 20 yıl burada kaldın değil mi? Sonra aşağı bir indin. Ortalığı toz duman ettin. Bana bak. Bundan sonra öyle şehire, denize, bilmem nereye gitmek yok. Burada olacaksın, gözümün önünde olacaksın. Burada bulduk birbirimizi, burada sahip çıkacağız birbirimize. Naide. Alo Kuzeyciğim, neredesiniz? Dere kenarındayız, odun topluyoruz. Ne oldu? Oho, neler oldu neler. Emre siz o derenin oradayken bana melojan toplasanız da ya bak acayip canım çekti şimdi deyince ağaçlama kavurur yirik. Toplarız. Ne oldu ben yokken ablamı mı verdiniz? Yok benim kardeşim ya. Nerede? Maalesef ablan yine elimizde kaldı. Nasıl ya? Anası mı vazgeçti yine? Yok. Müstakbel enişte, müstakbel kayınço eniştenin kemiklerini kırmak suretiyle hastanelik etti. Kim kimi hastanelik etti? Doktor Cihan'la Poyraz dövüştüler. Tabi kazanan Doktor Cihan oldu. Ne dövüşüyor bunlar ya? Kız istemeye mi geldiler, adam dövmeye mi? Ay sorma Kuzey'im, sorma ya. Hepsi bu bambaşının altından çıktı. Emme merak etme, Poyraz'ın durumu gayet iyi, gayet sağlıklı. Seferden talimli tabi. Tamam. Biz toplarız melojanları, ondan sonra geliriz, tamam? Tamamdır, hadi bekliyük. Oy, nasıl canım çekti ya, ağlım sıkıldı. Ne olmuş? Kim kimi dövmüş? Ya bu Doktor Cihan senin Poyraz'ı yığdırmış. Ne? Ya nasılmış Poyraz? İyi miymiş? İyiymiş ya, bir şey yokmuş. Senin kardeşin omurgasız bir canlı olduğu için hiçbir şey yokmuş. Bak yengen melojan istedi. Kadın aşermiş. 15 günlük hamile neye aşeriyor bunu hiç anlamıyorum ama toplayacağız işte. Hadi bak. Nereden geldi aklına yenge Melojan? Ay ne bileyim Yıldız ya. Kuzey öyle dere kenarında izleyince canım Melojan çekti. İyi al hadi afiyet olsun. Sağ ol yengesin bile. Esma al şunları güzelce tereyağından bol bol soğandan kavurdursun. Tamam abla. Kuzeyciğim canım sen de şuradaki petekten bal alabilir misin? Alamam. Böyle hiç işim olmaz öyle bir şey yapabilir miyim ya? Ne dedin ne dedin? Yavrumun güç çocuk kulakları duymadı amcası eniştesi. Bir daha tekrar eder misin? Tabii. Canım merhaba, ben Kuzey amcan. Kuzey enişte. Ne diyecektin? Al,
Benim arılara alerjim olduğundan bu isteğini yerine getiremeyeceğim. Ne olur kusura bakma. İyi şanslar, bol şanslar. Görüşürüz. Ne? Çok üzüldü Yıldız. Halası çok üzüldü. Sen şimdi Nail'in canı bal isteği ama sen getirmiyorsun öyle mi? Merak etme yengeciğim, merak etme. Ben senin o dudaklarının büzülmesine izin vermem. Ben gider alırım o balı. Tamam ya, tamam. Ben alırım, tamam. Şükrü. Efendim abi. Körük nerede, körü ver. Tamam abi. Hayret bir şey ya. Kendim için de. Kuzey abi, av eldivenleri de al. Sağ ol. Ne yapıyorsun lan? Dengesiz. Ver şunu. Sağ ol. Kuzey!
Al kızım. Tamam. Tamam ağa. Kurtuldun aşkım. Kurtuldun tamam ağa. Şimdi rahat nefes al. İyi misin? İyiyim aşkım. Ay şükürler olsun. Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Rahat nefes al. Ula aile sırrını açsın ha. Tamam ha. Uy başımın belası. Uy. Uy ne oldu la? Şaka yaptım. Oy Kuzey, Kuzey. Tam başımın belasısın ha tam. Ah rahat nefes al haydi. Tamam. Yani Kuzey'in kralı. Vay kraliçem. Ne o? Karayipleri mi özledin? Yok. Ah sen de çay içmeyi özledin. Benle. Olamaz mı? Yani olur tabii de şimdi ben öpürdetirsem. İstediğin gibi öpürdetebilirsin. Kızmayacağım. İç çayını. Vallahi mı? Vallahi. Sen bugün çayını istediğin gibi içmeyi hak ettin. İç. Ah öpürdet. İstediğini yapabilirsin. Peki niye kızmadın? Bugünkü kahramanlığından dolayı mı? Hayır. Fedakarlığından dolayı. Bugün kendini benim için feda ettin. Öyle. Ama sen de olsan benim için. Sen de yapardın. Bilmem. Nasıl bilmem ya? Yapmaz mıydın? Ne desem yalan olur. Sonuçta insanın canı tatlı. Öyle tabii. Canın sağ olsun. Ben yapardım. Gözümü bile kırpmaz. Senin için feda ederdim kendimi. Varsın bizim sonumuzda bildiğimiz denizlerde boğulmak olsun. Kuzey. Hı. Rüzgar oldum da uçtum. Seviyorum. Seni her zamankinden daha çok seviyorum.